Arkası yarın. Alın yazısı. 14. bölüm. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Halil Gültekin. Montaj Mahmut Acar. Safiye dünyaya geldiği sırada annesini kaybeder. Bu sırada babası Behzat aklını oynatarak akıl hastanesine düşer. Ve 19 sene sonra iyileşerek mafya elemanı olarak çalışmaya başlar. Diğer yandan İstanbul'da zengin iş adamının tek oğlu Turgay serseri bir hayat yaşar. Babasından para alamayınca Kadri Karataş'tan yüksek faizle borç alır. Ailesi Turgay'ı düzelir ümidiyle Safiye ile evlendirir. Ancak Turgay'ın hayatında hiçbir değişiklik olmaz. Mafya borcunu ödemeyen Turgay'ı Behzat vasıtasıyla öldüresiye döver. Bununla da yetinmeyerek bir gün Turgay'ın evine zorla girer. Safiye korkudan ne yapacağını şaşırmış bir vaziyetteyken kayınpederi Cahit Bey ile Muammer öğretmen eve gelir. Kimsin sen kardeşim? Evime nasıl zorla girersin bağım? Dur enişte, sakin ol. Siz anladığım kadarıyla buraya Turgay için gelmişsiniz. Bakın ben Turgay'ın dayısıyım. Bu bey de babası olur. Peki siz kimsiniz? Ben Kadri Karataş'ın adamıyım. Kadri Karataş da kim? Ben kim olduğunu biliyorum. Kahrolası bir kabadayı. Haraççı, mafya babası. Aferin babalık. Memleketin gündemini iyi biliyorsun. Ha, iyi ama oğlumun Kadri Karataş gibi kanun dışı bir adamla ne ilgisi olabilir ki? Aslında pek bir ilgisi olduğu söylenemez. Oğlunun bize tam 25 milyar borcu var. Ne dedin 25 milyar mı? Şaka ediyorsunuz galiba. Ne ben ne de Kadri Karataş şakayı seven insanlar değiliz arkadaş. Elimizde kapı gibi senet var. Bu parayı ya hemen ödersiniz ya da... Ya da ne? Ya da hoş şeyler olmaz. Neler olabileceğinin küçük bir işaretini geçenlerde Turgay'a göstermiştik. Demek oğlumu dövenler sizsiniz ha? Sizi polise şikayet edeceğim. Ağır ol bakalım babalık. Sakın yanlış bir iş yapayım deme. Eğer işe polisi karıştırırsan aile olarak başınıza çok kötü şeyler gelir. Ne dediğimi anladın mı? Evet anladım. İyi, madem anladın mesele yok. Bu parayı oğlundan söke söke alacağız. Ha, sana gelince dayı, senin yüzün bana hiç yabancı gelmedi. Doğrusunu istersen senin yüzün de bana hiç yabancı gelmedi. Neyse şimdilik hoşça kalın. Görüyor musun Muammer? Bu namussuz sefil oğlan başımı kimlerle derde soktu. Allah ıslah eylesin böyle evladı. Bu evlat değil, hain hain. Tamam enişte sakin ol. Öfkeyle Turgay'a kızmakla bir şey halledemeyiz. Önce Turgay'ı bulup onunla konuşmalıyız. Nereden bulacaksın o serseriyi? Kaç gündür ne eve ne de fabrikaya gelmiyor. Gitti mi o adam? Gitti Safiye. Eve zorla girince çok korkmuştum. Allah'tan tam vaktinde geldiniz. Yemek hazırım, içeri gelin. Yiyecek hal kalmadı ya. Hadi her neyse, yine de iki lokma atıştıralım. Gel bakalım Muammer. Ablamı beklemeyecek miyiz enişte? Görümcesine gitmişti, yemeği orada yer. Hadi biz yiyelim. Allah Allah, o adam, o zorbanın gözleri ne kadar da Safiye'nin gözlerine benziyordu. Sakın bu adam Safiye'nin babası. Yok canım, bunu da nereden çıkartıyorum? Olamaz böyle bir şey. Yok yok, yanılıyorum, mutlaka yanılıyorum. Hocam, yemeğe gelmiyor musunuz? Geliyorum kızım, geliyorum. Ya onu mu vururlarsa Cahit? Ya ona bir kötülük yaparlarsa? Allah'ım, Allah'ım, bize yardım et, oğluma yardım et Allah'ım. Ağlayıp da asabımı bozma Mualla. Bırak şu iti, ne hali varsa görsün. Ben ona fabrikanın kapısını açtım. Gel çalış, işleri öğren, fabrikanın başına geç. Benden sonra burayı sen yöneteceksin dedim. Ama o ne yaptı?
Muhasebeden para çekerek gitti kumar masalarında yedi paraları. Peki o mafyadan ne zaman borç almış? Ne bilebilirim ki? Herif ellerinde 25 milyar liralık senet olduğunu söyledi. Ne? 25 milyara? Delirdi mi bu oğlan Cahit? Neden bu kadar borçlanmış? Ne yapmış paraları? Ne yaptığı belli değil mi mualla? Kumarda yemiş besbelli. Peki... Peki bu para ödenmezse ne olacak Cahit? Bilmiyorum hanım, bilmiyorum ama kötü şeyler olacağı muhakkak. Ay, ya, yani Turgay'ı öldürürler mi? Öldürürler, sakat bırakırlar, her şeyi yapar mı? Aman yarabbi. Cahit madem öyle öde bu parayı. Bak kendin söylüyorsun, öldürebilirler diyorsun. Ya, önce Turgay'ı bulup konuşmamız gerekiyor. Herif eve bir gelse, gelmiyor ki. 15 gündür ortada yok. Bizi aramıyorsun. Karını ara bari yav. Peki ne olacak bu çocuğun hali? Neden böyle yapıyor? Neden bizi huzursuz mutsuz ediyor? Biz ona ne yaptık da o böyle davranıyor? Kabahat bizde. Tek oğlumuz diye şımarttık. 18 yaşında bastığında altına araba çektik. Cebine milyonları doldurduk. Ondan sonra da ondan adam olmasını, çalışmasını istedik. Esas suçlu biziz mualla, biziz. Olan oldu Cahit. Geçmişi yargılamayı bırak da şimdiye bak. Mafya peşinde diyorsun. Bu bildiğimiz. Kim bilir daha bilmediğimiz neler var. Kimlere borç taktı. Yarın öbür gün onlar da kapımızı çalabilirler. Ortada bizim şerefimiz, itibarımız, namusumuz var. Bir hal çaresi bulmalıyız Cahit. Bir hal çaresi borçları ödeme hanım. Madem öyle öde. Ödemekle düzeleceğini bilsem günden razıyım. Ama serserinin borçlarını ödemek ona yeni borç kapıları açmaktan başka bir işe yaramaz ki. İyi ama mafya oğlumuzu öldürsün mü şimdi? Acele etme. İş o raddeye gelirse elbet engel olur. Hadi yatalım artık hanım. Vakit gece yarısını geçti. Sabah erken kalkıp fabrikaya gideceğim. Demek yurt dışına kaçmaya karar verdin ha Turgay? Maalesef öyle Tufan. Başka çarem kalmadı. İyi ama yurt dışına nasıl gideceksin? Bunun için de para lazım. Evet. 10.000 dolara mal olacak. Vay be 10.000 dolara. Bayağı paraymış be. Bu yalnız masraflar. Düşün bir de kendi harcamalarım olacak. Nereden baksan 6 ay için 20.000 doları bulur. Türk parasıyla yaklaşık 10 milyar falan tutuyor ha? Evet öyle. İyice batağa saplandım. Fabrikanın müşterilerini iskontolu mal vereceğim diye para alıp dolandırdım. Yakında foyan meydana çıkar. Öte yandan Kadri Karataş'a olan borcum yüzünden hayatım tehlikede. Of. Anlayacağın kaçmam şart oldu Tufan. Habire kaçmaktan bahsediyorsun da parayı nereden bulacaksın? Bir galericiye arabamı 2.5 milyara sattım. Çok az satmışsın be Turgay. Senin araba daha yeniydi. Neredeyse yarı fiyatını vermişsin be abi. Öyle. Biliyorum ama ne yapayım daha fazlasına satmak için vaktim yoktu. Kalan parayı nereden buldun? Babamın çalıştığı bankaya gidip imzasını taklit ederek 10 milyarlık kredi aldım. Yapma be. Peki banka müdürü uyanmadı mı? Neden uyansın ki? Babam yıllardır o bankayla çalışıyor. Ayrıca beni de iyi tanıyorlar. Seyahat ne zaman ve nereye? İsviçre'ye. Seyahat acentesine gerekli evrakları verdim. Birkaç güne kadar işlemlerin biteceğini söylediler. Vizeyi alır almaz hemen uçacağım. Cahit Turgay'dan hiç haber yok değil mi? Yok hanım. Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdi. Seni de aramadı mı hiç Safiye? Hayır anne aramadı. Olacak şey değil. Nereye gidebilir bu çocuk? Anladığım kadarıyla cebinde 5 kuruşu da yok öyle değil mi Cahit? Yok tabii. Fabrikadan para alamıyor ki artık. İyi de parasız pulsuz ne yapıyor? Nerede yatıp kalkıyor? Ben Turgay'ın pek parasız pulsuz olduğunu sanmıyorum abla. Ne yani? Turgay'ın parası var mı Muammer? Olması lazım abla. Siz de biliyorsunuz ki Turgay bol para harcamaya alışmış. Fabrikaya ve eve de gelmediğine göre mutlaka cebinde para var demektir. Anladık da parayı nereden bulmuş olabilir he? Ne bileyim enişte ondan bundan borç almıştır herhalde. Görüyor musun Cahit? Eski aldıkları yetmiyormuş gibi bir de yeni borçlar getirecek başımıza. Enişte istersen polise haber verelim. Polise mi? Peki ne diyeceğiz polise Muammer? Kayıp olduğunu söyleriz. 20 gündür ortalarda yok zaten. Muammer hocam doğru söylüyor baba.
Ya o mafya borç yüzünden kaçırmışsa? Allah korusun bir şey yapmışsa Turgay'a. Aman Allah'ım, Safiye doğru söylüyor Cahit. O adamlar her şeyi yapar demiştin. Merak etme Mualla. Mafya da arıyor Turgay'ı. Nereden biliyorsun enişte? Geçenlerde evimize gelen o adam. Kadri Karataş'ın adamı. O aradı bugün beni. Turgay'ı bulamadıklarını, parayı benim ödemem gerektiğini söyledi. Peki nereye gitmiş olabilir bu çocuk? Bilmiyorum hanım. İkide bir sorup durma, bilmiyorum işte. Bilseydim kulaklarından tutup getirirdim eve. Merak etme. Bir güne kadar çıkar gelir. Nereden biliyorsun geleceğini Cahit? Muammer doğru söylüyor. Cebinde parası olmadan yaşayamaz o. Artık kimlerden bulduysa borç bulmuş yaşıyor işte. Bitsin, mecburen çıkıp gelecek. Hı hı. Enişten doğru söylüyor abla, üzülme. Oh. Safiye, hazır annem ve öğretmenin de buradayken seninle bir konuyu görüşmek istiyorum kızım. Buyurun baba. Bak sen akıllı bir kızsın Safiye. Ehliyet alarak bunu ispatladın yavrum. Şimdi senden bu sefer daha farklı sorumluluk yükleneceğim bir şey isteyeceğim. Nedir baba? Senin fabrikamda çalışmanı istiyorum kızım. Aa, durup dururken bu da nereden çıktı Cahit? Olmaz öyle şey. Sanki ihtiyacımız varmış gibi gelinimi çalıştırtmam ben. Dur be hanım, dur be. Hemen alevlenme öyle. Evet abla, bu konuyu bugün baş başa konuştuk. Onun Safiye'yi çalıştırmak istemesinin amacı ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Ya neden kaynaklanıyor? Bak anlatayım. Siz de biliyorsunuz. Turgay'ın adam madam olacağı yok. Safiye ile evlendiği zaman bayağı umutlanmıştım. Çalışan, evine bağlı bir adam olacak sanmıştım ama daha evliliğin 40'ı çıkmadan yine içki, kumar, her türlü günaha bulaştı. Bizim oğlumuz niye böyle anlamıyorum. Ne olurdu babasının fabrikasında çalışsaydı, ne olurdu? Sen bırak çalışmasını, mafyadan aldığı borç yetmiyormuş gibi muhasebeden de dünyanın parasını çekmiş. İşte bu yüzden Safiye'yi fabrikaya yanıma alıp işleri öğretmek istiyorum. Evet, şimdi de bağlım Safiye bana. Yapabilir misin bunu kızım? Bilmiyorum, benden istediğiniz çok büyük bir sorumluluk baba. Ancak ilkokulu okuyabildim ben. Sen zeki bir kızsın Safiye. Şehre ilk geldiğinde ehliyet alma becerisini göstererek bunu ispatladın bizlere. Bak hocan doğru söylüyor Safiye. Babanın sözlerini yabana atma kızım. Soyumuzu sopumuzu yürütecek, fabrikanın başına geçecek bir oğlumuz vardı. Ama ne yazık ki o bizim bütün beklentilerimizi boşa çıkardı. Peki Cahit baba, nasıl isterseniz elimden geleni yaparım. Aferin kızım. Allah'ın izniyle bu işin altından kalkacaksın. Hem dur bakalım, ben daha ölmedim ki. Hemen işin başına geçeceksin de değil yani. Ben ilerisini düşünerek seni eğiteceğim fabrikamda, tamam mı? Vay be Turgay. Her şey aklıma gelirdi de senin yurt dışına kaçacağın aklıma gelmezdi. Borçlarımı ödeyebilseydim kaçmazdım Tufan. Ama bu aşamada başka yapabileceğim bir şey yok. Haklısın arkadaşım. Karına da yazık oldu. Daha evliliğin tadını çıkaramadan kocasız kalacak. O konuyu hiç açma Tufan. Babamdan çok karımdan utanıyorum. Ben hayvanın tekiyim oğlum. Babamla barışabilmek, para sızdırabilmek için onu kendi emellerime alet ettim. Bu yüzden de çok pişmanım aslında. İsviçre'ye gidecek olan Türk Hava Yolları'nın 815 sefer sayılı uçağı 10 dakika sonra hareket edecektir. Senin uçağını anons ediyorlar Turgay. Hadi gel vedalaşalım dostum. Görüyorsun ya, hatalarım yüzünden senden başka ne arkadaşım ne de dostum kaldı. Allah'a ısmarladık. Bak burası da fabrikanın cam damarı Safiye. Üretim bu gördüğün yerde yapılıyor. İplik dokunuyor. Kaç kişi çalışıyor baba? 300 kişi kızım. İplik piyasasının büyük bir kısmını bizim fabrika üretiyor. Bunu söylemekten kastım işlerimiz gayet de çok iyi ya. Senin öğrenmen gereken üretimden çok diğer işler. Yani siparişle, halkla ilişkilerle. Siparişler nasıl alınıyor, müşteriler kim, iplik kaça üretiliyor, kaça satılıyor, günlük masraflarımız, aylık masraflarımız, vergiler, sigortalar, anladın mı? Ay durun baba, o kadar çok şey söylediniz ki kafam karıştı. Ben bütün bunları ne zaman öğrenirim ki?
Acelemiz yok kızım, acelemiz yok. Zamanla öğreneceksin. Senin gibi zeki bir kızın bütün bunları öğrenmesinin uzun zaman alacağını hiç tahmin etmiyorum. Peki bütün bunların hepsini öğrenmem gerekiyor mu? Elbette, elbette. İleride fabrikayı sen yöneteceğine göre iğneden ipliğe her şeyi bilmen gerekiyor. Ama hepsini birden aynı anda öğrenemezsin tabii ki. Önce seni müşteri ilişkileri bölümüne vereceğim. Birkaç ay orada çalışıp hem müşterileri tanıyacaksın hem de siparişlerin nasıl gelip gittiğini öğreneceksin. Peki baba. Safiye nerede? O seninle gelmedi Mücahit. Ben erken çıktım biraz. O daha sonra gelecek. Keşke kızı yalnız bırakmasaydın. İstanbul trafiğinde bocalayabilir. Aman korkma Mualla. Maşallah öyle güzel araba kullanıyor ki Safiye. Ben 40 yıllık şoförüm. O benden daha iyi kullanıyor vallahi. Olsun arabayı. Yine de köylü kızı. Cahil. Ne köylüsü abla? Şehirlileri geçti maşallah. Gözümle görmesem Safiye'nin ehliyet alacağını, araba kullanacağına asla inanmazdım. Bak Muammer doğru söylüyor Mualla. Safiye eski Safiye değil. Maşallah her şeye çabucak uyum sağlıyor. Fabrikaya gireli bir hafta oldu ama müşteri ilişkileri konusunda, sipariş konusunda çok şey öğrendi. Ben hayatımda böyle zeki kız görmedim vallahi. Hala bir haber yok değil Mücahit? Kimden? Turgay'dan. Yok, adı batsın her gelenin. Kim bilir hangi meyhanede, hangi kumarhanede yatıp kalkıyor. Öyle bir oğlum yok benim. Ondan söz etmeyin bana. Aa, olmadı şimdi enişte. Ne olursa olsun Turgay senin soyadını taşıyor. Biliyorum seni üzdüğü için, sana yaptıkları için şu anda çok öfkelisin. Ondan nefret ediyorsun ama her şeye rağmen o senin oğlun. Ben de öyle diyorum Muammer. Herkes hayatında hatalar yapabilir. Ama affetmek, hoşgörüyle davranmak biz büyüklere mahsustur. O da bir gün yaptığı hataları anlayacaktır. Gelip bizden af dileyecektir. E madem öyle, Turgay nerede Mualla ha? Neden ortaya çıkmıyor? Sizlerden korkuyordur. Hele biraz zaman geçsin ortaya çıkacaktır. Son 10 günün sipariş listesi baba. Hey be, aferin aferin, harika. Siparişlerde biraz artış var bakıyorum ha. Yoksa bundan senin parmağın var mı Safiye ha? Ben ne yaptım ki baba? Sadece Macit Bey'in öğrettiklerini yapmaya çalışıyorum. Ama Macit Bey öyle söylemiyor. Müşterilerle çok güzel ilgileniyormuşsun maşallah. Elimden geleni yapıyorum. Aferin kızım, aferin. Seninle gurur duyuyorum. Keşke oğlum olacak serseriyle de gurur duysaydım. Bir gün gelecek, onunla da gurur duyacaksınız efendim. Ah benim iyi yürekli, merhametli kızım. Beyefendi, beyefendi. Felaket, felaket. Ne oldu Macit, nedir bu halin ha? Felaket olan nedir bakayım? Ay efendim, nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Korkunç şeyler oldu. Yahu müdür bey, delirtme beni de söyle ne oldu? Şey, gelininizin yanında konuşabilir miyim? Elbette, elbette konuşabilirsin. Söyle ne oldu? Efendim, oğlunuz... Ne olmuş oğluma? Yoksa Turgay fabrikaya mı geldi? Hayır hayır, şey, oğlunuz piyasayı dolandırmış beyefendi. Ne? Ne dedin? Piyasayı mı dolandırmış? Evet efendim, dolandırmış. Burada çalışırken bizim müşterileri dolaşmış ve sipariş karşılığı iskonto yapacağını söyleyerek onlardan para almış. Aman Allah'ım. Yani bizden habersiz para mı toplamış? Evet efendim. Adamlar gelip siparişlerini istiyorlar. Turgay'ın müşterilerden topladığı para miktarı ne kadar Macit Bey? 50 milyar civarında. Ne? 50 milyar mı? Evet. Amanın. Mahvol. 50 milyar ha? Yahu bu oğlanın niyeti beni batırmak mı? Alın Yazısı adlı oyunumuzun 14. bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.